Ben olsun, ben Serdar ve başka bir video daha hoş geldiniz şimdi. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu hafta zaten bir vlog geldiğinden bir tane daha geliyor. Böyle sıradan bir vlog değil, böyle her hafta yapacağım bir vlog değil. Bugün normalde Skyrim Special Edition bölümü gelecek. Çünkü çok seviyorum ben Skyrim'i. Ama bu videoyu yapmam gerekiyordu. Bu videoyu yapmam gerekiyordu. Başlıktan da anlayacağınız gibi gördüğüm en tuhaf rüyalardan bahsedeceğim. İki taneden bahsedeceğim aslında. Üçüncüsü var mı? Üç olsa güzel olurdu. Üç tam sayı. Bir de tam sayı da. Üç biliyorsunuz hani. Üç. Üç. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum başka. Üç. Üç. Üç iyidir. Üç. Güzeldir. Üç hoştur. Aklımda başka da rüya gelmiyor zaten. O yüzden size iki tane bahsedeceğim. İki. Tuhaf rüyamdan. Kabus mu? Olmayabilir. Kabus. Böyle tam iyi, ne iyi rüya ne kötü rüya, böyle ne kabus ne de böyle güzel bir hayal, güzel bir rüya diyor. Çok tuhaf iki arada bir yerde bir şey anlatacağım. Anlatıyorum o zaman. Başlıyorum şimdi. Birinci anlatmak istediğim rüya o kadar eski bir rüya değil, yani o kadar uzun zaman önce bir rüya değil. Daha sonra anlatacağım rüyayı, çok uzun zaman önce gördüm. Şimdi. Anlatacağım rüyada. Rüyayı anlatayım. Gece vakti ben pencereden bakıyorum. Odamdan dışarı bakıyorum. Bu oda eski evimde de olabilir. Şu anki evimde de olabilir. Şu anki ev derken İstanbul'da kaldığım yer değil. Kıbrıs'taki evim. Hani ailemin evi daha doğrusu. Orada da olabilir. Hangisini bilmiyorum. Odadan pencereden dışarı bakıyorum. Bir tane meteor görüyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yolu dünyaya, rotası dünyaya doğru. Yolunu o şekilde çizmiş, dünyaya doğru geliyor. Battık, batacağız. Gidiyoruz hani. Meteor çarpacak dünyaya, çarptığında biz gideceğiz. Öyle. Gideceğiz derken, herkes puf, alev, kül. Neyse. Dışarı çıkıyorum, bakmak için. Bendeki de mantık çünkü. Dışarı çıkıp meteora bakarsam herhalde meteor duracak. Dışarı çıkıyorum. Meteora bakıyorum. Aslında bunun meteor olmadığını anlıyorum. Bu bir ayımsı, bir uydumsu, bir gezegenimsi bir cisim. Ve yavaş yavaş dünyaya geliyor. Öyle şey dünyaya gelmiyor. Böyle meteor gibi gelmiyor dünyaya. Gökyüzünde görüyorsunuz böyle yavaş yavaş geliyor. Hatta dünyaya geldiğini de görmüyorsunuz ama hareket ettiğini görüyorsunuz. Ama yavaş yavaş. Hani öyle göze batan bir hareket yok. Ama anlıyorsunuz hareket ettiğini. Şimdi tabii ki fizik kuralları o kadar büyük bir gök cisminin dünyanın yanından geçerken bizim hissettiğimiz yer çekiminin de etkileneceğini söyler ama rüya. O yüzden hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben gökyüzüne böyle bakıyorum. Gece vakti tabi. Artık gündüz mü oldu ne oldu bilmiyorum. Gökyüzünden böyle aydınlanıyor. Aydınlanmıyor. Öyle hani ilahi bir aydınlanma falan yok. Sadece sanki böyle bir oyunda brightness'ı, parlaklığı iyice arttırdığınız zaman hani gece gene gündüz gibi dolaşıyorsunuz ya, ama biliyorsunuz hani gece etraf kararmış ama gene her yeri görebiliyorsunuz. O şekilde bir aydınlık düşünün. Gökyüzü de birazcık daha açık renkte. Tam karanlık değil, birazcık daha açık renkte ama hala gece, yani gece olduğunu anlıyorsunuz. Ay sanki çok parlakmış gibi. Birisi ayın parlaklığını arttırmış gibi. Ay da görünmüyor. Onu da açıklayayım. İşte resim böyle yandan geçiyor. Aradan belli bir zaman mı geçiyor? Yoksa ben bir ara yere mi bakıyorum? O aradaki kısmı hatırlamıyorum ama bir süre sonra bir sürü gök cismi böyle gökyüzünü dolduruyor. Yani gök cisimlerinin gökyüzünde olması gayet doğal bir şey. Gök. Gökyüzünde. Gök cisimleri. Gökyüzünde. Gökte. Olur. Gayet doğal bir şey. Ama bir sürü var. Her yeri dolduruyorlar. O kadar fazla var ki hiçbir tanesi tam görünmüyor. Böyle yarım görünüyor. Böyle olur ya. Yarım ay olmaz, hilal olmaz. Hilal değil aslında. Yarım ay olmaz, böyle tam ay olmaz. Böyle birazcık bir tarafından böyle gitmiştir onun. O şekilde, tam onun şeyini bilmiyorum, ismini bilmiyorum. O şekilde bir sürü gök cismi doldurmuş gökyüzünü. Ama şey değil hani. Sürekli birbirlerini engelliyorlar. Birbirlerinin önüne çıkıyorlar. Canlı olarak değil. Şey düşünün, şu elim şu anda önüne çıkıyor. Anladın mı? Gerisine düşüyor, anladın mı? Şu elim
diğerinin önüne çıktı. Anladınız mı? Bu şekilde engelliyorlar birbirlerini ama görünüyorlar gene. Hepsi böyle. Tuhaf bir şekilde dünyanın sonunun bu şekilde geleceğini zannettim. Ve o rüyayı gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmayan bir düşünce. Çünkü inanılmaz bir şekilde kazındı kafama. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Rüyalarda genelde hatırladığınız bilinçaltında bile olsa hafızanızda olan şeyler görürsünüz. Ben böyle bir şey gördüm, hiçbir yerde hatırlamıyorum. Çok saçma bir görüntü çünkü. Yani küçükken oynadığım bilyeler mi hatırladım? Bir şekilde o bilyeler bütün gökyüzünü mü kaplıyor? Bilmiyorum ve o günden bugüne dünyanın sonunun bu şekilde geleceğini düşündüm. Hani aman nükleer savaştır falandır filandır, insanların bir şekilde bütün o felaketlerden sağ kurtulacağını düşünüyorum. Ama böyle bir şey olduğu zaman gittik, söndük, bittik, puf, ateş, kül, duman, bu şekilde gideceğiz diye düşünüyorum. O yüzden bu rüyayı anlatmak istedim. Bayağı kafama takılan bir rüyaydı. İkinci rüya. Bu çok eski bir rüya. Hani sürekli gördüğüm bir rüya değil. Aslında ikinci defa gördüğüm bir rüya da. Daha doğrusu. Bak şöyle söyleyeyim. Bu rüyayı hatırlıyorum. Bununla bağlantılı bir rüya daha var. Onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama şunu biliyorum. Şu anda size anlatacağım rüya ya bir diğer rüyanın devamı ya da başlangıcıydı. Hani birinden bir prequel veya sequel. Anladınız mı? Çok tuhaf geliyor kulağa ama öyleydi, hatırlıyorum. Ama rüyanın kendisini tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi size anlatacağım rüyayı hatırlıyorum. Olay şu. Normal dünyadayız. Bunu sanırım birazcık Amerikan filmlerinden etkilenerek gördüm. Hani onların etkisiyle böyle bir rüya görmüş olabilirim. Rüya da değil, kabus değil. Böyle çok tuhaf bir şey. Neyse. Arabayla arkadaşlarla mı, ailemle mi gidiyoruz arabayla böyle bir ormanlık bir alanda? Yoksa bir iki kuzenim var veya kardeşim var yanımda, sonra diğerleri de arkadaşlar mıydı hatırlamıyorum. Ama böyle bir ekibiz. Kendimizi savunabilecek bir ekibiz. Ve gece vakti, yani gece vakti. Arabayla gidiyoruz işte. Hava böyle hafif soğuk. Birazcık da nemli mi? Hafif bir rüzgar mı var artık? Neyse. Ve portal açılıyor. O portalın içinden bizim evrenimize iki boyutlu başka bir evrenden çöp adamlar gelmeye başlıyor. Ve telefonda falan, radyodan anladığımız kadarıyla o çöp adamlar bütün dünyayı işgal etmiş durumda. Çöp adamlar dünyayı işgal etmiş yani. Bakınız. Gördüğüm rüya zombiler dünyayı, zombi salgını olmuyor dünyada. Meteor falan da düşmüyor şu an anlattığımda. Uzaylılar da işgal etmiyor. Makineler isyan etmiyor işte. Yapay zeka evrim geçirip işte insanlığı yok etmeye çalışmıyor. Dünya savaşı olmuyor. Nükleer savaş olmuyor. Hiçbir halt olmuyor. Mantık şu. Çöp adamlar dünyayı işgal ediyor. Çöp adamlar. İki boyutlu çöp adamlar. Bu rüyada neyse, bu çöp adamlar falan geliyor. Biz direniyoruz. Nereden bulduysak bir yerden shotgun bulduk. Tabii shotgun filmlerin vazgeçilmezi. O yüzden etkilendiğimi düşünüyorum bir filmden illaki. Bir shotgun bulmuşuz biz. O grubun içinde işte. Birisinin shotgun'ı var. Diğerinin silahı mı var artık? Diğer silahları pek hatırlamıyorum. Shotgun dediğim şey ama. Öyle otomatik shotgun değil ya. Modern bir shotgun değil. Ya sawed off shotgun ya normal klasik pompalı tüfek veya şey double barrel shotgun. Bir tane namlusu oluyor ya ondan, tüfek gibi, av tüfeği gibi. Biz bunları kullanıyoruz işte. En sonunda bir şeyin içine giriyoruz. Böyle bir ambar gibi bir yerin içine giriyoruz. Sera ambar gibi bir yerin içine giriyoruz. Hani olur ya böyle seralar olur. Öyle büyük şirketlerin değil ama normal çiftçinin bir seraları falan olur. Evinden uzakta ama. Sonra o seraların ortasında falan böyle kulübe gibi bir şey olur ama tam kulübe değil, böyle çadır kulübe arası bir şey. Hurdadan, sağdaki soldaki tahtadan, şeyden, naylondan yapılmıştır orası. Onun içine giriyoruz. Saklanmak için. Neden bilmiyorum. Çöp adamlar peşimizdeyken kendimizi kapana kısıldık oraya. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum ben de. Sormayın. Onun içindeyiz. Saklanıyoruz. Sonra çöp adamlar kapıya vuruyor tabi. Ambarın kapısına. Bir kişi de kapıyı böyle tutuyor. Hani olur ya. Ya şu şekilde. İçeri girmesinler diye. Ama bu şekilde. Ya şu şekilde mi? Emin değilim. Hatırlamıyorum. Tutuyor.
Shotgun sanırım 10'da. Neden? 10'da 10'da. Çöp adamlar en sona böyle kapıyı kırıyorlar. Ama şey olarak böyle ellerini kapının içinden geçiriyorlar. Böyle kapıyı yumrukluyorlar, kırıyorlar. Böyle ellerini kapının içinde falan geçiriyorlar. Biz ben onu öldürüyorlar. Klasik zombi filmlerindeki gibi. Neyse. Ya ben mantığı anlamıyorum ya. Neden zombinin yerine çöp adam koyayım ya? Neden çöp adam koyayım zombinin yerine? Ben bu mantığı anlamıyorum. Bunun illaki bir olay olmalı. Bir olay olmalı derken işte aman bu bir kehanet falan filan demiyorum. Sadece bilinçaltımda bir şekilde ben onu o şekilde yorumlamışım. Anlamadım neden öyle yorumlamışım. Neyse. Çöp adamlar silah falan kapıyor. İçeri girecek. Biz son anda kaçıyoruz oradan. Nasıl kaçıyoruz? Sanırım başka bir kapı da varmış. Veya gizli bir geçit gibi bir şey varmış. Ya pencere gibi bir şey varmış. Böyle saklanıp kaçmışız. Baştan yola çıkıyoruz. Arabanın olduğu yol ama daha ilerideyiz. Yani arabayla gidiyor olduğumuz yörün daha ilerindeyiz. Daha ilerisindeyiz. Diğerleri nereye gitti bilmiyorum. Diğerlerine ne olduğunu hatırlamıyorum. Diğerleri yanında mıydı, yanında değil miydi hatırlamıyorum biraz sırası. Ama buraya çok eski. Öyle lise yılları falan değil. Bayağı ortaokul yıllarından kalma, ilkokul yılı olduğunu zannetmiyorum. Ortaokul yıllarından kalma bir rüya işte. Yani çok eski, bayağı eski. Ve hatırlıyorum hala. Çok net hatırlıyorum. O kadar ayrıntılı hatırlamıyorum ama bayağı net hatırlıyorum şu an anlattığım kadarıyla. Hiçbir rüyayı o kadar fazla hatırlamamıştım. Buraya tam olarak aklımda kaldı. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Belki çöp adamlar yüzündendir belki. Ama neyse devam edecek olursak zaten sonuna geldim rüyanın. Bu çöp adamlar bizim arkadaşların aldıkları pompalı tüfeği aldılar. Belli bir şekilde yolla buldular. Ben böyle döndüm. Onlara doğru. Bekliyorum. Sonunu bekliyorum. Aslında sonunu da değil. Beklemiyorum. Bir şekilde rüyada olduğumu bilmiyorum. Onlar beni vurursa ölmeyecek. Tamam. Ölmeyeceğim. Beni vuruyorlar. Şu tarafa geliyor. Şu taraftaki belime şey yapıyor. Pompalı tüfek. Oradan vuruyorlar. Kanıyor böyle. Bayağı kanıyor. Rüya sırasında ve acıtıyor bayağı. O sırada ben kalktım. Yani rüya bitti. Bundan sonra başka ilginç bir şey yok da. O vurdukları yer cidden acıyordu. Ama kalktıktan sonra böyle keskin bir acı vardı. Kesin bir acı vardı. Ama çok hızlı, çok hızlı bir şekilde söndü o acı. Ama rüyada da bayağı acıyordu. Hemen kalktığımda da bayağı acıyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve hiç şey yaşamadım ben. Uyku felci yaşamadım. Karabasan olayı var ya. İşte siyahlıklar görüyorsunuz. Üzerinizde vücudunuzu hareket ettiremiyorsunuz. Sadece tarafa bakabiliyorsunuz falan. Ben onu hiç yaşamadım. Neden bilmiyorum. Öyle. Bunu da böyle anlatmak istediğim iki rüyaydı. Bir tanesi bana dünyanın sonuyla ilgili çok kafama bir düşünceyi soktu. Öyle çıkaramadığım bir düşünceyi soktu. Bir tanesi buydu. Diğeri de çok bütün netliğiyle hatırladığım bir rüyaydı. Çok tuhaf bir rüyaydı aynı zamanda hani. Neden çöp adam abi? Ya bildiğiniz beyaz çöp adamlar. Ama siyah tahta üzerine çizilmiş beyaz çöp adamlar. İki boyutlu bir evrenden çıkıp üç boyutlu evrenimizi işgal etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum. Bu da bir tel gibi bir şey işte. Be. Elimde oynuyordum merak eden olursa. Kullanmak için öyle. Yani söylemek istediğim buydu. Normal dediğim gibi bugün special için gelecek Skyrim'den ama zaten onu dün de attım. Ondan önceki gün de attım. O yüzden sizi fazla sıkmak istemedim. Böyle çok ilginç bu rüya aslında. İlk kafamda olan bir düşünceydi. Tabii ne kadar uzun süredir bunu şey yapıyorum hatırlamıyorum ama uzun bir süre boyunca şeyi ben düşünüyordum ben. Acaba ha, insanlığa bir tehdit oluşturabilecek neler var? Ne, apokaliptik bir senaryo uyarlasak neler çıkar diye ama aklıma hiç çöp adamlar gelmemişti. O günden beri çöp adamlar böyle ilginç bir duygu uyandırır bende. Gizemli bir duygu uyandırır bende. Çöp adamların saldırısı falan. Öyle. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.